İlaç yapımından tedavilere birçok alanda kritik öneme sahip milli arıcılık projesi iddiaya göre bir sabotajın hedefi. Yağmalanan sadece 200 kovan ve 4 milyon arı değil, yılların birikimini taşıyan kraliçe arılar da çalındı. Genetik anlamda büyük bir veri hırsızlığı söz konusu. Çok özel kolonilerde çok ciddi bir birikimin ve emeğin mahsulüydü bunlar. 2023 yılının lanse edilecek prestij projelerinden bir tanesiydi. Zarar gören 200 kovan ve 4 milyon arıdan ibaret değil. Yapılan deyim yerinde ise milli arıcılık projesine sabotaj. Amacımız yurt dışından ithalat yoluyla gelen ilaçların önünü kesmek, kendi yerli milli ilacımızı üretmekti. 2015'ten bu yana Tekirdağ Şarköy'de titizlikle yürütülen çalışma kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Biz bunları hem hastalıklara karşı dayanıklı hem de yüksek bal verimine sahip şekilde hazırlıyorduk. Yere saçılan kovanlar ve öldürülen milyonlarca arı sebebiyle tamamlanmak üzere olan proje yarım kaldı. Burada çok önemli yıllara sari koloniler mevcuttu. 2015 yılından beri burada bir emek veriyoruz. Bu proje çok önemliydi çünkü hem arılardaki hastalıkların tedavisi için hem de insan sağlığında kullanılan arı ürünlerinde yüksek kalite elde edilmesi için geliştirilen bir projeydi ve iddiaya göre bazı kovanlarda üstün ırklı kraliçe arılar vardı. Onlar çalındı ve bu hırsızlık da sıradan bir hırsızlık değil, genetik hırsızlığı olduğunu ortaya çıkarttı. Şu anda bu projeyi bu şekilde yağmalayanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir milli ilaç projesine sekte vurmaya çalışmışlar. Milli arıcılık projesinin olduğu yerde her türlü ihtimal düşünülüyor ve yerler bu çıtalarla dolu. Acaba biri ya da birileri buraya sabotaj amacıyla mı geldi, yoksa çıtaların olduğu, tellerin olduğu yerden içeri girip bir hayvan balları yemek amacıyla mı geldi? En büyük soru işareti. Hayvan gelip yapmış olabilir mi? Bunlar alttan beslemeli özel kovanlar. Bunu bir insan bile gelip, bilmeyen bir insan bile bunu açamaz. Yani bunu bir hayvanın gelip açma şansı mümkün değildir. Yaşanan korkunç olayın ardından milli arıcılık projesinin yapıldığı yere ekipler adeta sevk edildi. Burada hem jandarma hem de Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri var ve bu olayın nasıl yapıldığına ve nelerin kaybedildiğine dair incelemelerde bulunuyorlar. Ekipler şimdi o sabotajın faillerinin peşinde. Bizi yıldıramayacaklar, durduramayacaklar. Üretimimize, projemize kaldığımız yerden en hızlı bir şekilde tekrar devam edeceğiz.